Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Sinop'ta miting düzenliyor. Ekrana getiriyoruz. Oylarımız düşük. Soru, kabahat kimde? Kabahat Boyabatlar'da mı, kabahat bizde mi? Kabahat bizde. Boyabatlar'da değil. Bunu da açık ve net söylüyorum. Bugüne kadar oturup konuşmadık. Dertlerimizi anlatmadık. Vatandaşın derdini dinlemedik. Oturduk Ankara'da tumturaklı laflar söyledik. Bize oy verin dedik. Vatandaş haklı. Niye oy vereyim diyor. Gel buraya. Oturalım konuşalım diyor. O nedenle 5. kezdir geliyorum. Ve Boyabatlar'dan şunu söylüyorum. Başka bir genel başkan gelmedi. 5. kezdir geliyorum ve sadece bir şey istiyorum. Ya Allah rızası için ya. Kul hakkı yiyene oy vermeyin diyorum. Kul hakkı yiyene oy vermeyin. Bu kadar açık. Ben buranın çeltiğini de biliyorum. O tarlalarda çalışanı da biliyorum. Alın teri dökenleri biliyorum. Yeteri kadar kazanamadıklarını biliyorum. Yeteri kadar hak ettikleri ücreti alamadıklarını biliyorum. Taşeron işçileri biliyorum. Onlar da buraya gelecekmiş ama izin vermemişler. Buradan taşeron işçilerine, karayollarının taşeron işçilerine selamlarımı gönderiyorum. Hiç meraklanmayın. Hepinize kadro vereceğim. Öyle onlar gibi değil. Herkese kadro vereceğim. Devlet taşeron işçi çalıştırmaz. Devlet kadrolu eleman çalıştırır. Devlet ücretli öğretmen, sözleşmeli öğretmen, kadrolu öğretmen diye öğretmenler arasında ayrımcılık da yapmaz. Öğretmen öğretmendir ya. Bizim evlatlarımızı yetiştiriyor. Birisi alıyor 100 lira, birisi alıyor 250 lira, birisi alıyor 1000 lira. Ya nasıl olur? Böyle bir haksızlık olur mu? Böyle bir haksızlık olmaz. Öğretmen öğretmendir. Kadrosu varsa, kıdemi varsa herkes kadrosuna, kıdemine göre aylığını alır. Yine gençlere sözüm var. Gençler, size sözüm var. Torpili bitireceğim. Bu ülkede siz KPSS sınavına gireceksiniz. Sınava gireceksiniz. Arkasından bakın dün birisi geldi, bir baba geldi. Oğlum Türkiye ikincisi oldu KPSS'de fakat elediler sözlü imtihanda. Bu şimdi hak mıdır Allah aşkına? Hak mıdır bu? Yuh çekmeyin. Sandığa gidip oy kullanacaksınız. Tepkinizi sandıkta göstereceksiniz. Oy vermeyerek göstereceksiniz. Bakınız, devletin dini adalettir. Adaletin olmadığı yerde devlet olmaz. Adaletin olmadığı yerde bereket olmaz. Adaletin olmadığı yerde hukuk olmaz. Adaletin olmadığı yerde beşli çeteler cirit atar. Adaletin olmadığı yerlerde uyuşturucu mafyaları, uyuşturucu baronları koşar, eğlenir, gezer, onlar da tur atarlar. Ve bizim küçük evlatlarımızı, gencecik fidan gibi çocuklarımızı zehirlerler. Benim sözüm var, beşli çeteleri de, uyuşturucu baronlarını da bu ülkeden göndereceğim. Hiç endişe etmeyin. Bana soruyorlar. Niye soğanla patatesle uğraşıyorsun? Yani bununla niye politika yapıyorsun? Ya eve gidecek evden hanım, evin kadını gidecek pazardan alışveriş yapacak. Soğanın kilosu olmuş 30 lira. Ya senin mutfaktan haberin var mı? Mutfakta yangın var, senin haberin var mı? Sarayda oturuyorsun. Keyfin yerinde. Bir elin yağda, bir elin balda. Beşli çeteler var. Para aktarıyorsun. Bir yerden, üç yerden, beş yerden aylık alanlar var. Yiye yiye doymadılar. Niye soğanı siyasette kullanıyorsun diyorlar. Ne yapayım arkadaş? Mutfakta yangını çıkaran ben değilim ki. Yangını çıkaran sensin. O yangını söndürecek olan da benim. Açık ve net söylüyorum. Yangını da ben söndüreceğim. Yirmi iki yıldır iktidardalar. 22 yıl. Eskiye bakın, yeniye bakın Allah aşkına. Bizim tarihimizde soğan bu kadar zamlandı mı? Bizim tarihimizde bu kadar büyük zamlar oldu mu Allah aşkına? Millet perişan oldu. Düzelteceğim.
Yukarıdan alacağım, aşağıya vereceğim. Beşli çetelerden alacağım, halka vereceğim. Uyuşturucu var, onlarını kovacağım. Yurt dışına götürülen, bu tam 20 yıldır bu ülkeyi sömüren, yurt dışına götürülen 418 milyar doları da alacağım, bu millete teslim edeceğim. Hiç endişe etmeyin. Benim saraylarda oturma gibi bir düşüncem yok. Saray meraklısı da hayatım boyunca hiç olmadım. Sizin gibi yaşadım. Sizler gibi yaşadım. Mütevazi olmaya çalıştım. Beyler çocuklarını paralı askerliğe gönderirken, aile paşayla gönderirken, bu kardeşinizin, bu dedenizin, bu amcanızın, bu yeğeninizin oğlu paralı askerlik yapmadı. Gitti normal vatandaşın çocuğu gibi askerlik yaptı. Bana kimse milliyetçilik edebiyatı da yapmasın. Buranın milliyetçi damarının güçlü olduğunu da biliyorum. Güzel. Milliyetçi olan tank palet fabrikasını, askerin fabrikasını Katar ordusuna satmaz. Öyle değil mi? Satmayacaksın. Alacağım. Tank palet fabrikasını Katar ordusundan alacağım. Şerefli şanlı ordumuza teslim edeceğim. Hiç kimse endişe etmesin. Her aşamada sorunumuz var, bunu biliyorum. O sorunların çözülmesi lazım, bunu biliyorum. Sizden tek isteğim var, az önce söyledim. Sandığa giderken elinizi vicdanınıza koyun. Ya bu kadar kavga yetmedi mi Allah aşkına? Kamplaşma yetmedi mi? Devlette liyakati sağlayacağız. Bakın liyakat ne demek? O konuda da bir örnek vermek isterim. Liyakat şudur. Devlette adalet ama liyakat olması lazım. Liyakat işi ehline teslim etmek demektir. İşi ehline teslim etmezseniz o zaman tam bir felaket çıkar ortaya. Yani yolsuzluklar çıkar. Yani kul hakkı yiyenler öncü olarak toplumun önüne gelirler ve yürümeye başlarlar. Toplumu kandırırlar. Liyakat şudur. Devlette en küçük kademe şeftir. En küçük kademe. Şef olmak için önce KPSS sınavına gireceksin. Sınavı kazanacaksın. Devlet memuru olacaksın. Devlet memuru olduktan sonra bir süre geçecek. Sonra sınava gireceksin ve şef olacaksın. Ama bakan olmak için iki şeye ihtiyaç var. İyi hal kağıdı ve ilkokul diploması. Demek ki devlette liyakat önemlidir ve liyakatin mutlaka sağlanması lazım. Şundan da emin olmanızı isterim. Sınır namustur der. Bütün askerlik yapmış olan herkes bilir. Sınır namustur. 3 milyon 600 bin Suriyelinin bizim ülkemizde ne işi var? 3 milyon 600 bin Suriyeli buraya niye geldi? 3 milyon 600 bin Suriyeli'yi niye tutuyorlar? Söz verdim. En geç 2 yıl içerisinde bütün Suriyeli kardeşlerimizi Suriye'ye uğurlayacağım. Hiç endişe etmeyin. En geç 2 yıl içerisinde. Onları da göndereceğiz. Hiç endişe etmeyin. Kadın kardeşlerim, hanım kardeşlerim. Hayat pahalılığının bütün acısını çeken sizsiniz. Evde eğer mutfakta doğru dürüst bir şey yoksa, çocuğunuzu okula gönderirken beslenme çantasına doğru dürüst bir şey koyamıyorsanız, o acıyı en çok anneler çeker. Dolayısıyla anneler, size sözüm var. Bütün köy okullarını açacağım bir. 100 bin öğretmen ataması yapacağız ve çocuklar Ferhat ile Şirin'in buluştuğu gibi köylerde çocuklar okula gidecek. Ama bir şey daha yapacağız. Beslenme çantası uygulamasını kaldıracağız. Çocuk okula giderken suyunu içecek, sütünü içecek, yemeğini yiyecek, arkadaşlarıyla oynayacak, eve tok dönecek. Dolayısıyla bu ülkedeki bütün evlatlarımız ilk öğretimde yemeklerini arkadaşlarıyla beraber okulda yapacaklar ve huzur içinde gelecekler. Siz beslenme çantası diye bir şey düşünmeyeceksiniz. Emekliye. Teşekkür ederim. Emekliye gelince, ta 2015 yılından bu yana emeklilere Ramazan bayramında, Kurban bayramında asgari ücret kadar birer ikramiye verin dedim. Her seferinde itiraz ettiler. Önce parayı nereden bulacaksın dediler. Çok ısrar ettim.
sonunda emeklilere belli bir miktar parayı verdiler. Biner lira verdiler ikramiye. Sonra tekrar seçim geldi. Şimdi bir miktar artırmışlar. Benim sözüm var. Bay Kemal'in sözü var. Allah nasip eder. Sizin oylarınızla iktidar olduğumuzda Kurban Bayramı'nda, Kurban Bayramı'nda emekli kardeşimiz bankadan para çekmeye gidince orada 15 bin lira parayı görecek. Anasının ak sütü gibi alacak ve o parayı kullanacak, harcayacak. Bunun için de söylemeye başladılar. Parayı nereden bulacaksın diye. Sen parayı beşli çetelerden buluyorsun. Sarayın oligarklarına buluyorsun. Yolsuzluk yapanlara buluyorsun. Hakkı hukuku yiyenlere parayı buluyorsun. Sen yandaşların için çalışıyorsun. Bay Kemal de vatandaş için çalışıyor. Size bulacağım. Size vereceğim. Alacaksın. 5 yerden aylık alacaksın. 7 yerden aylık alacaksın. Vatandaşın oğlu işsiz gezecek. Yer mi Bay Kemal? Yemem. Bulacağım o parayı. Parayı bulacağım ve emekliye vereceğim. İşçiye vereceğim. Memura vereceğim. Halka vereceğim. Aile destekleri sigortasıyla göreceksiniz. Bu sigorta dalı evlerin de kadınların da güvencesi olacak. Her kadın, her kadının evinde en az asgari ücret kadar her ay para girmiş olacak. Hesap kadının banka hesabına yatacak. Gideceksiniz, parayı sizler çekeceksiniz. Bunu niye yapıyoruz? Niye yapıyoruz? Fakirin fakirliğini, yoksulun yoksulluğunu afişe edemezsiniz. İnsan onuru vardır. Dolayısıyla biz sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. Öyle yapacağız. Siz gideceksiniz, sosyal devletin güvencesi altında aylarınızı alacaksınız, çoluk çocuğunuzun rızkını sağlayacaksınız. Bunların tamamını yapacağız. Hiç endişe etmeyin. Bir şey daha ifade edeyim. Bu milliyetçilik konusunda bir sürü laf ediyorlar bize. Bir sürü laf ediyorlar. Yok masanın altında, yok masanın üstünde, yok masanın yanında, yok masanın bilmem neresinde. Boyabat'tan söylüyorum, bütün Türkiye duysun. Diğer yerlerde de söyledim. Bizim İki kırmızı çizgimiz var. Vatanımız ve bayrağımız. Nokta. Vatan, bayrak, Kılıçdaroğlu. Ayrıca sözüm var. Ayrıca sözüm var. Sinan Ateş'in katillerini bulacağım. Kulaklarından tutup yargıya teslim edeceğim. Gaffar Okan'ın katillerini bulacağım. Kulaklarından tutup yargıya teslim edeceğim. Adalet diyorsanız herkes için adalet olacak. Herkes için yapacağız bunu. Buraya gelirken çeltikle ilgili sorunlar var dediler. Onlara kırmızı mazotu, gübreyi vereceğiz, üretecek Türkiye. Bakın, buğday dışarıdan geliyor. Çeltik dışarıdan geliyor. Yulaf dışarıdan geliyor. Mercimek dışarıdan geliyor. Canlı hayvan dışarıdan geliyor. Et dışarıdan geliyor. Ya bu ülkenin bereketli toprakları var. Niye biz üretmiyoruz? Çiftçiyi niye toprağa küstürdüler? Tamamını düzelteceğim. Sözüm var. Sözüm var. Buranın bir başka özelliği daha var. Kurulduğu tarihten bu yana asbestli borularla siz su geliyor evlere. Asbestli boru. Yani kanser üreten borularla geliyor. Değişmesi lazım. Göreceksiniz, değiştireceğiz. Tamamını değiştireceğiz. İnsan sağlığı her şeyin üzerinde. Takriben 10 yıldır çevre yolunun yapılmadığını söylediler. O da yapılacak. Huzur evinin temelini atmışlar ama bir türlü bitmiyor bu temel. Buradan söz veriyorum. O temeli bize devretsinler. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, Antalya Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı, kimi istiyorlarsa huzur evini bize teslim etsinler. Yapacağız ve Boyabatları armağan edeceğiz. Bu kadar açıkça söylüyorum. Yapamıyorlar, beceremiyorlar çünkü paraları birilerine aktarıyorlar. Yandaşlara aktarıyorlar. Çözeceğiz, çözeceğiz. Bizim Ekrem Başkan'ın söylediği güzel bir şey var. Her şey öyle diyor. Her şey her şey her şey inanın her şey çok güzel olacak. Sandığa gittiği zaman göreceksiniz. İnanın.
Bu ülkeye huzuru, bu ülkeye bereketi getireceğim. Bu ülkede hiç kimse kiminden, hiç kimse inancından, hiç kimse yaşam tarzından ötürü sorgulanmayacak. Hiç herkes komşusunun kimliğini sorgulamayacak, bakmayacak bile. Komşu komşunun külüne muhtaçtır anlayışını, sevecenliği, dostluğu, kardeşliği bu topraklara getireceğiz ve beraber getireceğiz. Ambulans, oraya bir ambulans. Hepinize tekrar en içten sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun diyorum. Milletvekili adaylarımızı, il başkanlarımızı...